Evet, hangisi daha cesur? Deha mı, Kızıl Goncalar mı? Biliyorsunuz ki pazartesi Kızıl Goncalar yayınlandı. Yeni sezonun ilk bölümüyle yayınlandı. Ve ben sabahında da akşam yayınlanacağı haberini vermiştim. İzleyenler de çokmuş bu arada. Bizi takip edenler arasında da bayağı izleyenler var. Şimdi Kızıl Goncalar çok sert bir giriş yaptı. Tarikat ve seküler kesim, Cumhuriyet arasındaki bir sert çizgi, iki sert yönü vereceğini zaten senarist Necati Şahin'in röportajından da sizinle paylaşmıştım. Fakat bu bölümde de gördük ki gerçekten bize şeriatın faiz zararlarını, yani şeriatı isteyenler aslında nasıl bir şeriat istiyor? Bunu sert bir şekilde anlatacak ve cumhuriyetçilerin sert bir yönünü ele alacak. Ve Türkiye'de tabii ki yapılması zor. Son dönemlerde şeriat gelsin diye çığırtkanlık yapan birçok insanın ya da birçok yapılanmanın kalbini de kıracak. Çünkü biz genelde şöyle diyoruz ya işte mütedeyyin insanlar var, aman tarikatları eleştirmeyelim falan. Hatta ben de eleştirdiğimde bana çatır çatır yorumlar geliyor. Fakat mütedeyyin insan dediğimiz dindar insan tarikatçı olmaz zaten. Tarikat yapılanması bu sadece işte Müslümanlık ya da Müslümanlar içerisinde Türkiye'deki olan tarikatlar değil. Onun diğer tarikatları da var. Yani Amerika'daki işte değişik yapılanmalar, hani bazen şey yapıyoruz ya, işte acaba Tavşan Tepe'de o Tavşan Tepe ayini mi yapıldı? Onlar da bir tarikatla ilgili bir söylenti. Tarikat ritüelleri, tarikatların çok saçma sapkın ritüelleri oluyor ve maalesef de tarikat yapılanmalarına olabildiğine karşıyım ben de. Özgür birey ve özgür vatandaş olmaktan, yani Cumhuriyet'in değerlerini sonuna kadar koruyoruz. Tabii ki herkesin özgür ifadesi, söyleme. Ben aşırı derecede özgür konuşan biri olarak da bu tarikatların gerçek yüzünü anlatan projelerini seviyoruz. Diğer tarafta Aras Bulut İynemli'nin de başrolünü oynadığı Deha dizisi var. Deha dizisinde de biliyorsunuz son bölümde, yani ikinci bölümde aslında kara para nasıl aklanır onu çok detaylı bir şekilde anlatmışlardı. Türkiye'nin kanayan iki yarası. Biri din tüccarlığı, diğeri ise kara para aklamak ve sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık. Türkiye'nin ikinci en önemli konularından biri. Zeka olarak dahi olan baba ve oğlun çatışması, biri iyilikte biri kötülükte dahi Deha ve aynı zamanda da birbiriyle de savaşıyorlar. Dizinin mottosu babana bile güvenme. Aslında bunu işte Narin olayına baktığımızda da görüyoruz ya, babana bile güvenme diyor ya hikaye. Aslında çok da bizim ülkemizde yaşanan bütün yapılanmaları da anlatan bir şey. Ne kadar cesur olacak bilmiyorum ama kara para aklamayı 5 dakikada anlattılar ya da 3 ya da 5 dakikada hızlı bir şekilde anlattılar. Timur Soykan danışmanlık yaptığı söyleniyor. Gazeteci Timur Soykan'ın Deha dizisindeki kara para ile ilgili konuya danışmanlık hizmeti verdiği söyleniyor. Tabii kendisi çoğunu çok net açıklamıyor ama çorbada tuzum olsa da diye açıklamış. Çünkü çok adını görmedik sanırım ya da dikkatli bakmamış da olabilirim. Timur Soykan'ın ismini böyle açık ara yazmazlar danışman olarak. Çünkü Show TV hükümete de biraz yakın. Ne şiş yansın ne kebap yansın. İşte en azından ceza yemeyelim Rütük'ten falan diyerek birazcık kendini korumaya çalışmışlar. Bir tarafta kara para aklama hikayesini anlatıyorlar. Diğer tarafta tarikatların ne kadar korkunç bir yapılanma olduğunu anlatıyorlar. Yani dindar olabilirsiniz, Müslüman olabilirsiniz ama bir tarikata mensup olmanız da gerekmiyor. Ve dolayısıyla da Deha mı, Kızıl Goncalar mı daha cesur? Bu konuda da yorumu size bırakıyorum. Çünkü bu sezona önemli giriş yaptı ve reytingleri de gayet yüksek. Birinci olarak bitirdiler ama rekor mu kırdılar? Rating rekorlar ama hayır, 7 rating kaldılar. 7 rating alan bir dizi rekor kırmış olmaz. Bazı gazeteci arkadaşlarımız Özlem Gürses gibi rating rekorları kırdılar. Hayır. Rating rekoru dediğin şey 12 ve üstünde olursa rating rekoru kırar. Yani 7 puan zaten ortalama 1 puandır. Ortalama bir ratingtir. Öyle çok da büyük şey yapmak gerek yok ama tabii ki bunlar riskli konular. Yani tarikat meselesi de, kara para aklama meselesi de çok riskli konular. Bu riskli konulara da girmeyi başarmışlar. Acaba icazet mi aldılar yoksa cesaret mi? Bunu da sizin yorumlarınıza bırakıyorum değerli dostlar.